Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Şimdi piyazaya geldik biz yine. Piyazada Decathlon var. Samsun'da zaten sadece Decathlon piyazada var. Bugün başlıktan da belli olduğu üzere Decathlon'daki kayak fiyatlarını inceleyeceğiz. Benim de birkaç böyle almak istediğim bir şey vardı. Fiyatlarını en azından bir kıyaslarız. Sizin de aklınızda böyle kasktır, gözlüktür falan ihtiyacınız varsa internette kıyaslamış olursunuz. Böyle bir video olacak. Şimdi çok fazla uzatmadan Decathlon'a geçelim. Umarım çekmemize izin verirler. Rahat rahat çekim yapabiliriz. Termal şeylerimiz var. Oo, güzel ama malı. Gayet güzel ama fiyatlar bu şekilde. Altları da var aynı şekilde. Çok kaliteli ama fiyatlar bu şekilde yani. Şöyle farklı renkleri de var. Sanırım bunlar kadın için. Kadın kesim gibi duruyor. Ve geldik gözlük kısmına. Takayım mı? Tak. Oo, bayağı güzel duruyor. Takamam bunu ben. Yapamam. Bunların fiyatları bu şekilde. Bir şey diyeceğim, bu çok güzelmiş ha. Evet, bu çok güzel. Girl. Ve böyle şey, kenarda böyle çok böyle bağırmıyor. Betze yazısı. Şu şekilde bir sürü seçeneği var. Ama şu çok güzel. Ama bunun fiyatı bayağı pahalanmış. Ben bir arkadaşım hediye almıştım bundan. Yani hiç bu fiyatı aldığımı hatırlamıyorum. Ama çok güzel bu kesinlikle. Ve kayakta da gerçekten çok iyi oluyor. Fiyatları da şöyle göstereyim. Şimdi geldik kask kısmına. Kaskların fiyatları bu şekilde. Ben internette Trendyol'da falan baktım. Daha fazlaydı sanki. Daha fazla ücret diye hatırlıyorum. Ama burada da zaten fazla ücretleri varmış. Çoğu kayak merkezinde şu an kaska zorunlu kılmıyorlar. Ama artık birçoğu Erzurum'da mesela şey yapmıştı. Zorunlu hale getirmişti. Aklınızda bulunsun kask. Rengarenk mükemmel ya. Çocuklar için renkli böyle şeyler yapıyorlar. Bize bak. Siyah, gri. Memuruz. Kayak pantolonları var. Benim de ilk kayak pantolonum arkadaşlar buradandı. Şu grilerden. Yine memur gibi gri almıştım. Fiyatları ben hatırlıyorum da 70-80'e falan almıştım. 4-5 sene önce. Şu an 225 çocuk reyanı. Bir de siz bunun erkek reyanına bakın şimdi. 500. Ha burada. Aa, gerçekten 500 derken abartmıyordum. Ve siyah falan çok klasik ya. Decathlon'da hani çok düz şeyler var. Aha bordo mavi. Evet arkadaşlar öneririm. Bu arada ben de böyle tulum derken böyle hani şeyli oluyor ya. Aha. O tulumlardan çok istiyorum ama 2000'den başlıyordu. Dedim teşekkürler. Oldu o zaman. Şöyle kayak montları var. Fail. Bunların şeyleri önemli, seviyeleri. Bu 5000'lik mesela. İşte waterproof 5000'lik. Bu önemli bir şey. Bu şöyle bir şey. Hani Alaska'ya veya işte şeyde kayacaksanız, Alpler'de falan. Burada ben Erzurum'da normal işte Inditex'ten aldım. Full Beer falan oralardan montlar aldım. Yani normal kendi montumla kayıyorum. Çünkü hani şöyle bir şey aldığımda dışarıda çok rahat giyemem ben bunu. Ama normal Inditex'te dışarıda da giyiyorum, kayakta da giyiyorum. Yani illa kayak mont almak zorunda değilsiniz bence. Yani yalandan 880 vereceğine Inditex'ten 3 tane mont alıyorsun. Gerçi şu an bir tane Rüyanda alıyorsun. Aynen. Aynen. Güzel işte onlar. Evet bunlar güzel. Renk seçimlerine bayıldım Decathlon'un. Valla evet şunun renkleri çok güzel. Bordo mavi. Çok güzel. Bu çok klasik. TS Club'da gibi hissediyorum kendimi. Bu arada inşallah sesim geliyordur yeteri kadar. Biraz şey çok da bağıramıyorum. Decathlon'da şey bir diyebilir hani çekim yasak. Bunların da 410 TL'ymiş arkadaşlar siyahları. Gerçekten kısmına. Şu çok güzel bir eldiven arkadaşlar ve en güzel yanı şöyle bir şey olması. Ben de kayak eldivenim Decathlon'a almıştım. Onun da böyle bir özelliği var. Ne oluyor şimdi? Şimdi kayak yaparken kanka bir anda telefonu elime almak istiyorsun. Veya işte ne bileyim çıkarmıyorsun yani eldiven kaybolmuyor. Çünkü kayakta her şeyin daha böyle şey ya oraya oraya atıyormuşsun gibi. Böyleyken daha sağlam hissediyorsun. Burada fiyatları ha burada yazıyormuş. 210 TL. Şu sanırım ya da bu. Bunun zaten hepsinde var sanırım bu özellik. Yalnız içi çok güzel. Vaa wow, çok güzel. Acaba bunda parmak şeyi var mı? Telefonunu ver bir. Yok arkadaşlar. Ama içi harika. Şöyle. Hani giyince direkt böyle ultra bir ısıtıyor. Bunun da içi aynı şekilde. Aa bunda bak parmak izi şeyi de var. Parmak izi ne? Parmak şeyi işte. Telefonla. Telefon şeyi aynen yani bu da anlayabiliyoruz. Bu da güzel gayet ama diğerinde daha rahat duruyor dedim. Bu şey biraz. Bu şekilde genelde kayak eldivenleri. Bunlar vücutsuzdu. Ben almıştım arkadaşlar. Erzurum'a da gittim. -17'yi de gördüm. Kullanmana güzel gerek yok yani. Zaten hani kayarken ısındığı için vücut hiç böyle şeylere ben gerek duymadım.
yalandan da almanıza gerek yok bence. Arkadaşlar bu da en klasik gri. Benim ilk aldığım kayak pantolonum. Decathlon'u yıktı yeminim. Kırıldı. Kanka kırıldı. Hayır kırıl. Kırıldı. Clickbait yapmaya çalışıyor şu an. Allah'ım belanı ver. Arkadaşlar gelin buraya odaklanın. Bu da en klasik kayak pantolonu. Bu bendeki olandan. Bu da gayet işinizi görüyor ama kayak pantolonu muhakkak alın bence. Yani en gerekli. Mont almanıza gerek yok ama bundan alın. Bu da şu an en uygun fiyatlı kayak pantolonu fiyatı. Bayağı pahalanmış. Dediğim gibi ben 4-5 sene önce 70'e falan almıştım. Şu an 290. Şimdi diğer reyona geçelim. Çocuklara baksana arkada güzel şeyler var ama. Evet bayağı yumuşak bir şey görünüyor. Küçük MSO'nun şeyi, ha şuna bak. 165 TL'ymiş ama gerçekten çok güzel. Mesela bunlar için arkadaşlar montlar. Beyaz pantolon aşırı güzel duruyor kayak. Bu renkli kayak pantolonum olsun isterdim ama. Bu da kadın reyonunda. Fiyat o 290 iyi. Yani direkt hani şey, en uygun fiyatı şu an bu. Şöyle içini de göstereyim. Bunlar da bence de en gerekli olan bir şey yani. Kayakta bunlar aşırı kurtarıcı. 200 TL. Ve dışarıda da giyebilirsin. Ben de aynı şekilde böyle polarlı şeyler sürekli giyiyorum kayakta. Olsun istemişimdir ha. Ama hiç Samsun'da zaten bunu kayabileceğim böyle hani bir iki gün falan kar az kaldığı için. Ama bunlar çok güzel. Yani çocuğuma ileride... Kiremiyor. Evet baksana şu da lazım. Okeydir yani bu da kafidir. 330 TL. 330 kafi mi? Yani ben daha pahalı şu an düşündüm. Bildiğin lerle gay daha iyi. Pazarda 5-10 lira. Ama şurada seri sonun yer var. Bir de oraya bakalım. Bazen bu seri sonun yerlerde bayağı iyi fiyatlar düşüyor. Mesela şuna baksana ne kadar ya. Önceki fiyatı yazmıyor ama şu anki fiyatı 355'e düşmüş. Aa bu da var. Bu inmiş fiyatı mı? 590'a düşmüş. Ama hani bu bayağı kaliteli. Aynen. Burada mesela bikini fiyatları falan 25. Ama erkek bunlar 230. 120. Burada da böyle çantalar var. Fiyatlar bu şekilde. Bunlar da bayağı kurtarıcı ve hani küçük oldukları için hani kayakta rahatlıkla kullanabilirsiniz böyle şeyler. Ama yani tabii kendi çantanızı da kullanabilirsiniz yani. Ben gayet çanta olarak bunu kullanıyorum ve hani hiçbir rahatsızlığımı da görmedim yani. Gayet okulda kullandığınız çantayı da kullanabilirsiniz. Bakın burada da yine aynı şekilde şeyler var. Gün poşetinin yeni nesli. Böyle gözlüklerimiz var. Bende bunlardan var arkadaşlar. Bunları aşırı seviyorum yani böyle duruşunu. Bunun fiyatını bu galiba. Bu 105 TL ve gayet memnunum bundan. Döküyorum ama bir yandan. Ve fiyatı da uygun yani diğerlerine göre. Peki, bu 200 lira. Bunun farkı ne? Yani daha hiçbir daha yani parmaklarını daha şey hissediyorsun. Bir de şöyle şeyler var. Bunlar da çok güzel. O bu da güzelmiş. Evet. Bir de şöyle bufflar var. Bunlar da arkadaşlar ben kayakta çok kullanıyorum. Bunun ikisi 55 TL'ydi. Ben genelde bunu takmak için kullanıyorum veya kask kiraladıysam direkt kafama da takıyorum yani. Hani başkasının kaskıyla hani saçım temas etmesin diye. Yani iki türlü de kullanabilirsiniz. Bunlar çok şey oluyor. Bende bir sürü var. Tabii ben bunları böyle aksesuarcıdan falan almışım. Çok daha uygun fiyatlı oluyor. Aklınızda bulunsun yani. Veya tren yolda falan da oluyor. Hatta bulabilirsem yine direkt açıklama kısmında eklerim yani o tarz böyle buffları. Ama bir tarafı böyleymiş bunun, hayır. Böyle şeyler dokununca bir kötü oluyor musun sen de bir tutmayın? Böyle bir şey oluyor değil mi?
Ya sanırım snowboard falan yok. Bir daha bir sorayım da snowboard takımı falan, onların da fiyatlarını göstermek istiyorum ama bir sorayım, eğer yoksa bu kadardı videomuz. Arkadaşlar kazasız belasız Decathlon'dan hiçbir uyarı almadan çıkış yaptık. Gösterebildiğim kadar gösterdim. Bu arada snowboard'u, işte kayak takımı falan, onları da sordum. Samsun'da yokmuş. Zaten Karadeniz'de sadece Decathlon burada varmış. Ama işte Ankara'da, Bursa'da falan snowboard falan olabilir. Zaten internet sitelerinde de var. Ama buraya gelmemiş yani. Arkadaşlar bu arada eğer ilk defa kayağa gidecekseniz de kanalımda kayak çantamda ne var diye bir video var. Kayağa çıkmadan önce neler götürmeliyiz diye düşünüyorsanız şuradan videoya ulaşabilirsiniz. Onun dışında fiyatlar şu an en hani makul olan Decathlon'dan daha uyguna bir yer bilmiyorum ben. Bu yüzden burayı inceledik. Ve SPX'de falan fiyatlar oldukça yüksek. Çünkü hani çok şey markalar, hani tamamen işte Quicksilver, Roxy falan bu tarz markalar daha yüksek fiyatlı markalar olduğu için daha çok böyle kendini kayağa vermiş veya işte yüksek kesim insanlara hitap ediyor bence o markalar. O markaları sezonda almak çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü fiyatları oldukça yüksek. Şu an hani acil ihtiyacınız olursa Decathlon'dan temin etmek daha mantıklı. Bu yüzden bu şekilde bir video çektim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bunun dışında bende 3-4 tane kayak pantolonu var. İlkini dediğim gibi Decathlon'dan aldım. Diğerlerini işte dolaptan ikinci el vesaire aldım. Dolap uygulamasından işte veya gardrops'tan da bakabilirsiniz. Eğer böyle ikinci el derdiniz yoksa. Oradan da çok uygun fiyata çok farklı modellerde şeyler bulabilirsiniz. Benim almamdaki en büyük sebebim desenli çok güzel bir kayak pantolonu bulmuştum. Şu pantolonu almıştım. Bu yüzden dolaptan falan da bakabilirsiniz. Aklınızda olsun. Artık daha fazla uzatmayayım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Biz şimdi buradan koşuya geçeceğiz. Yani çok anlık bir video oldu. Aslında aklımızda yoktu. Ama hani dedim önümüzde Decathlon var. Orayı da bir inceleyelim. Hani Erzurum videosu, kayak videolarım da izlenmeye başlayınca dedim belki hani kayak yapmak isteyenlere ufak bir işte öneri olur diye böyle bir video çektik. Daha fazla uzatmıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda sorabilirsiniz.